Hepinize merhabalar, hoş geldiniz kanalıma, sefalar getirdiniz. Bizim aile, bizimkiler, YouTube ailem, güzel yürekli, sevgili takipçilerim ve izleyenlerim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Hepinize günaydın, hayırlı sabahlar, bol bereketli günler inşallah diyorum değerli izleyenlerim. İzmir'deki bahçeden hepinize selam, sevgi, saygı gönderiyorum. İzmir'deyiz. Yasak kalkar kalkmaz kızları getirmek için İzmir'e geldik. Şu anda İzmir'deki bahçeden sizlere selam veriyorum. Bugün aloe veralarımı dışarıya çıkaracağım. Kışın depoda saklamıştık. Birkaç kez sizlere gösterip söylemiştim. Aslında Mayıs ayı gibi dışarıya çıkaracaktım. Ya da Nisan ayının ortasında. Yasaklı günlerde köyde geçirdiğimiz için aloe veralarımın bakımını yapıp dışarıya çıkaramadım arkadaşlar. Bugüne kısmetmiş. Bugün bakımlarını yapacağım. Dışarıya incir ağacının altına ala gölgeye çıkaracağım. Yani bütün gün güneşin altında kalmayacak aloe veralar. Öyle diyeyim. Sarılarını, çöplerini ayıklayacağım, otlarını sulayacağım. Yazı geçirmeleri için de incir ve nar ağacının altına aloe veraları sıralayacağım. Değerli arkadaşlar, değerli YouTube ailem, köyde çekmiş olduğum vlogları, bahar vloglarını, doğa güzellikleri, kızlarla gezilerimizi YouTube'a yükleyememiştim. Bunun nedeni de cenazemiz vardı, biliyorsunuz. İsmail amcayı kaybettik. Dudu teyze, Şahin Bey'in teyzesi oluyor. Eniştesi oluyor İsmail amca. Tabii onları yalnız bırakmadık. Yani çektiğimiz vlogları bile düzenleyip atamamıştık. Şimdi atacağım. İkinci neden de internet çekmiyor. İnternet yok. Video yüklemek için 4-5 saatimizi alıyor. Tepelere çıkıyoruz işte ya da ilçeye, pazarlara gidiyoruz. O yüzden köy vlogları atacağım. Birkaç gün İzmir'deki bahçede bir şeyler yapacağız. İşte olacak işler yapacağız. Sulama yapacağız, budama yapacağız, otları keseceğiz. Bu arada da köyde çekmiş oldum, atamadım vlogları atacağım arkadaşlar. Köye vardığımızda da köye geldik, gidiyoruz diye de canlı yayında giderkene belki İzmir'den çıkarken küçük minik canlı yayın yaparız. Yani bizim hayatımız bu. Bir köy, bir İzmir. Bir İzmir'deki bahçe, bir köydeki bahçe. Köy hayatı, bahçe işi, toprak, ekip biçmek muhteşem. Ben bu hayatı seviyorum. Sizler de seveceksiniz. Bahçe işi, ekmek, biçmek, onların yetiştirdiğini görmek, depresyon, stres, sinir alıp götürüyor. Yani kötü olan her şeyi götürüyor, iyi olan her şey size kalıyor. Ben bu hayatı seviyorum arkadaşlar. Şimdi aloe veralarımı dışarıya çıkarayım ve bakımlarını yapayım. Aloe veralar kışı burada depoda, kapalı yerde geçirdiler. Bugün Allah'tan izin olursa bakımlarını yapacağım. Otlarını, çöplerini, kurularını ayıklayıp dışarıya incir ve nar ağacının altına çıkaracağım inşallah. Rabbim zorlaştırmasın, kolaylaştırsın. Saksılar biraz ağır. Mecburen çıkaracağım. Bakımsız, ilgisiz kaldı ki. İçindeki ota bakın. Aloe veranın içerisinde bir tane ot bitmiş. Hatta bu yenilebilir yabani ot. Bu kadar büyümüş. Tohumlarını açtı. Yani
çiçeklerini açmıştı aloe vera'lar. Tam olarak da göremedik nasıl çiçek. Yani mercan rengiydi. Tam olarak nasıl oldu göremedik. Neyse. İçerisindeki otları alacağım. Nereye koyacağım? Şuraya incir ve nar ağacının altına, gölgeye. Sabahtan 1-2 saat güneş görecek. Akşam üzeri güneş görmeyecek. Öğlenin kızgın güneşini görmeyecek. Görürse kahverengiye dönüşür bunlar. O yüzden de yani günde 2 saat güneş görmesi yaz ayında yeterli gelecektir. Direkt güneşin altına koyarsak aloe veraları sapsarı olur, kahverengiye dönüşür. Verim alamayız. Jelleri, içinin jelleri kurur. Şu anda dolu dolu. Maşallah. Bu da buradan yeni çiçek açmaya yönteniyor. Canlarım benim, seviyorum sizi ya. Çok seviyorum aloe vera çiçeklerimi. Aloe vera çok doğurmuş. Çok eniklemiş. Şöyle bir sürü eniklemiş. Bunları almak zorundayız arasından. Eğer almazsak şu büyük yapraklardan verim alamayız. Yani çok sık iyi olmuyor. Hala var enikleri, onları alacağım. Evet. Yoğurt kovalarına dikmiştim bunları. Yoğurt kovalarına diktim, altlarını deldim. İlla saksı olmasına gerek yok. Elimizde ne varsa ona dikip değerlendirebiliriz. Lakin kovaların altını delmemiz lazım. Su birikmemesi lazım. Aloe vera çok suyu sevmez ve çürür. Çürür. Kırılmış. Tamam. Setin üzerine sıralayacağım da önce arkasını temizleyeyim. İncir ağacının palatırları köye giderken kesmiştim. Gene dibinden palatır çıkmış. Bunları temizlememiz lazım, kesmemiz lazım. Çapalamam lazım. Şurayı bir çapalayayım, keseyim. Çapayla yolamadım.
yaşlanan zambaklar. Bunları kesiyoruz gayri. Şöyle. Bunları keseceğiz. Sıraladık aloe veraları. Sabah güneşini almaya başladı. Sabah güneşini 2 saat kadar alacak. Ondan sonra öğlenin kızgın güneşinde incir ağacının altında gölgede kalacaklar. Bu şekilde bütün yaz canlı, yeşil ve içleri şöyle dolu 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 kalacak ve kullanacağız şifa için. Aloe veranın faydalarını saymakla bitiremeyiz. Ben söylemiyorum, uzmanlar söylüyor. Benim de birkaç tane keşfettiklerim var. Süper bir şey. İnanılmaz. Deneylerim var. Deneylerimi sizlere anlatacağım. Gerçekten aloe vera mucize gibi bir şey diyebilirim. Su klorlu olmayacak. Klorlu su bitkileri kurutur. Çeşme suyu vermiyorum. Kuyudan aldım suları. Kuyudan vereceğim. Aloe veralar susamadıkça su vermeyelim. Şöyle yoklayalım dibini. Toprak kurumuşsa su verelim. Çok suyu sevmez aloe vera. Sularını da verdik. Görüldüğü gibi güneş, sabah güneşi üzerlerine vurmaya başladı. Sabahın nurundan, sabahın erken saatlerinden, nar çiçeklerinden sizlere selam gönderiyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Arkadaşlar, aloe veranın bir tane daha özelliğini keşfettim demiştim sizlere. Aloe veraları dışarı çıkarırken bunu açıklayacağım demiştim. Aloe veranın deneyerek birden çok, yani böyle değerini %100 başarısını keşfettim arkadaşlar. Birincisi, yanıkta %100 başarı. Kesinlikle yanıkta, yani üzerine hiçbir krem tanımıyorum. Süper bir şey. Böce sokmalarında kaşıntıyı kesiyor. Sinek ısırmadan önce sürülürse jeli, sinekler gelmiyor kokusuna. Isırmıyor. Kanı durduruyor. Eliniz mi kesildi? Kanıyor. Aloe verayı bas, kanı tak, kesiyor arkadaşlar.
Yani saymakla bitmez de aloe veranın değeri, kıymeti gerçekten çok önemli, çok böyle değerli bir nimet aloe vera bitkisi. Çiçek olarak da çok güzel görünüyor. Bir de mide yanmasına iyi geliyor. Kabızlığa iyi geliyor. Kabızlık ortadan kabızlığı kaldırıyor. Son zamanlarda keşfettiğim bir tane özelliği de ayak mantarlarında parmak arası, ayaktaki mantar parmak arası kaşıntılarını kesiyor ve yok ediyor, iyileştiriyor arkadaşlar. Bu ara nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Ben nar çiçeklerini çok severim. Nar çiçeği rengine bayılırım. Aloe veranın değerini, kıymetini anlatayım. Evinizde yetiştirin. Hem çiçek olarak çok güzel, hem de elinizin altında işinize yarayacak bir bitki yetiştirmiş olursunuz. Aloe vera çiçeği yetiştirirseniz harika bir şey. Sivilce izlerini, sivilceleri kurutuyor. Yani daha saymakla bitmez benim keşfettiklerim. Mantar ayaktaki parmak aralarında kaşıntı olur ya, yani nemden dolayı ya da işte ayakkabı havasız olursa, ya bir şekilde ayak mantarı parmak arası mantarlarına birebir ortadan yok ediyor. Nasıl yok ediyor? Düzenli olarak günde 3 kere süreceğiz. Yatarkana süreceğiz. Yani antibiyotik ilaç gibi aloe vera jelini de düzenli olarak kullanırsak iyi geliyor. Yine saç diplerine iyi geliyor. Bunları denedik. Denemiş olduğumuz, deneyerek keşfettiklerimizi sizlerle paylaşıyorum. İnşallah sizler de yetiştirir, faydalanırsınız. Ne yapıyoruz? Aloe vera bakımlarını yaptık. Son sularını da yerlerine yerleştirdik. Aloe veralar yazın az güneş gören yerde, kışın da depoda saklanmalı. Yani don almamalı. Don vurursa öldürüyor kesinlikle. Pişiriyor yani, çünkü içinde su, jel olduğu için pişiriyor dom. O yüzden de kışın dona aldırmayacağız. Yazın da direkt güneşin altına koymayacağız. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Nar çiçekleri gönderiyorum. Alın, kabul edin. Bol bereketli gününüz olsun. Ne bileyim, gününüz, ömrünüz, hayatınız bereketli, çiçekli, güllük gülistanlık olsun. Kış ve sonbahar gönlünüze hiç uğramasın. Rengarenk yazda, ilkbahar ayında kalsın. Kendinize iyi bakın. Sevgilerle kalın. Görüşürüz.